Elma ile Armut'u Peki daha konuşacağız. Beşiktaş ile ilgili daha tamam. çok sorumuz var. Daha ciddi anlamda bir süremiz var. Galatasaray. Evet. Galatasaraylı yazarlar, muhabir arkadaşlarımız işte Savaş Çorlu, Levent Tüzemen aklıma gelmeyenler için çok özür dilerim. Bir sürü Galatasaray'ı takip eden e, muhabir arkadaşlarımız gazeteci abilerimiz hep şunu vurguladı. 4 Ağustos'tan itibaren. Galatasaray'ın Santrafor'a ihtiyacı yok. Sen de dahil. Falcao'su var, Cagnes'i var. İyi bir orta sahası olacak. İşte Emre Kılıç geldi değil mi? Sakatlıktan çıkan Emre Akbaba yeni transfer olarak değerlendirildi. Şöyle baktığımızda, düşündüğümüzde hakikaten bir ya da iki transferle dönemi kapatabilecek bir duruma geldi. Özellikle Ağustos'un 20'sine doğru. Ama Galatasaray taraftarı ya keşke bir altı numara olsaydı orta sahaya bir tane hem ileri hem geri oynayabilecek bir oyuncu alınsaydı dedi. Bilmiyorum. Ama olmadı. Transfer böyle bir şey. Çok istersiniz bazen. Olmaz. başka bir takıma gider. Mesela Onye Kuru tekrar alınabilecek dendi. Konuşuldu. Masaya yatırıldı. Olmadı. Seri. Olmadı. 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 Olmayabilir. Bu, bu iş böyle. Transferde böyle bir şey var. Ama taraftar biraz üzgün. Sen ne diyorsun? Ben Fenerbahçe'den çok etkilendiklerini düşünüyorum. Yani bu transfer dönemi şampiyonu Fenerbahçe. O Mert Hakan'la başladı ki. Bilmiyorum Volkan, Mert Hakan bir 3 ay önceye gitse şu Fenerbahçe'de pek ilk 11 çıkabilecek ihtimal ben <laughs> Bence diyorum. Mert Hakan da bunu hayal edememiştir. <laughs> Fenerbahçe zaten çok fazla transfer yapamaz deyip şimdi Gal <laughs> önünde Galatasaray varken tercih Belhanda var, Emrah Baba var. Orada oynamazsın. Bak Fenerbahçe orta saha boş. O senden sonra Sosa. Ama bu arada ee, plan oydu. Yani plan hala o. Yani Mert Hakan, Ozan Gustavo. Ama sonrasında lafını böldüm. Çok özür dilerim Esat bu arada. Da. Sosa bir Sosa fırsatı çıktı. Pelkas. Ve sonradan Vedat ve Cahilson'un ekstra satışı bir bonservis geliri ortaya çıktı. Pelkas fırsatı. Aa, arada le, arada da konuşuldu yani e, geldi Ben gidiyor, şunu söyleyeyim Aykut. Mert Hakan özellikle bahsettim. Benim bu transfer döneminde Galatasaray'a yazdığım tek eksi. Sebebini açıklayayım. Geçen sene Enzonzi, Seri Lemina 3 tane kiralık oyuncuyla bir strateji hatası kaldı ki nasıl ki Gomis küçümsendiyse, küçümsendiyse. <laughs> Fernando da küçümsendi. Yani Fernando başka seviye. Şu an Sevilla'da göre çok değerli bir oyuncuydu. Bence Mariano da küçüm sende. Mariano benim gördüğüm en iyi sabek bu arada. Yani hep biz burada Gökhan Gönül'ü övüyoruz ama Mariano bence apayrı bir seviyeydi. Temposu diyorlardı. Omar'da o tempo var. O Mariano yok. Mariano'da o tempo olsa Galatasaray'ı Barcelona'ya giderdi. Öyle bir oyuncuydu. Nihayetinde orta sahaya o Mert Hakan almalıydı Galatasaray. <laughs> Hem de olası yerli sınırı geldiğini düşünelim. Ama şu var Volkan. Şimdi işte Fenerbahçe 7. Galatasaray 6. ama Galatasaray ligin 6. takım değildi. Bence geçen sene en iyi kadro Galatasaray'daydı. Evet. Yani Fenerbahçe bu transferleri yapmak zorundaydı Aykut. Kesinlikle. Ee, hem nitelik hem nicelik olarak. Galatasaray'a gelirsek de ben kadrosunun hala iyi olduğunu düşünüyorum. Evet 6 numara transferi diyoruz ama bu sezon 4 e, lig maçı, 3 Avrupa, 7 maç. Marka'dan sonra ben ikinci sıraya Taylan'ı yazarım. Sezon en iyi oyuncusu şu an Taylan yani doğru, Galatasaray'da. Doğru. Yani şu Taylan'ı yazık olur bir transferle yere olsa. Elbette seri istediler. O yüzden de son ana kadar beklediler ama Fulham'ın tercihi oyuncu tutmak oldu. Nihayetinde ne hani Galatasaray'ın bana soruyorsan neye ihtiyacı var? Hızlı bir kanat forvete yani Geri Rodriguez, Buruma, Onyekuru ile oyun akışkanlığına sahipti Galatasaray. Şimdi bakıyoruz Babel, Arda, Pegulü daha durağan bir yapı. Ama hani geçen seneye kıyaslarsak da öyle ya da böyle kulübeden Jack Nebaba ile oyun atabiliyorsun. Artı şu da insanların Galatasaray'ların oyunu bozmuş olabilir işte Fenerbahçe, Rangers ve Kasımpaşa maçlarından sonuçlar ama kolay değil 3 günde bir maç temposu. Şimdi Galatasaray haftada bir maç yapacak ve bence tekrar yani ilk iki hafta ilginç şekilde Galatasaray şampiyonu ilan edildi. Şimdi dördüncü haftaya geldik. Fenerbahçe şampiyon ilan edildi. Bana sorarsan Fenerbahçe Galatasaray arasında geçecek bu yarış. Galatasaray'ın kadrosunun kötü olduğunu düşünmüyorum yani. İyi takımlar da var. Karabük kadroyu Karagömrük kadrosu. Alanya Alanya öyle Anadolu'dan da bayağı böyle bir iyi potansiyeli takım Trabzon dinamik oldu genç. Tabii şunu ekleyeyim satış yani Fenerbahçe'yi gördük sadece Vedat Muriç değil bence. E, yerden yere vurduk ama Juliano, Josef de Souza, Fernando satışlarında çok başarılı. Elif Elmas keza. Galatasaray o Muriç anlamda de öyle. yani Marko gibi, Luindama gibi bence ligin en iyi iki stoperi el elinde. E, Ocak ayında bir Mustera da dönecek ki Mustera dönene kadar ben Fatih'in performansını dün de e, gayet beğendim. İdare ediyor. Hesabı evet Mariano Yara'yı aldıkları oyuncu da Omar, e, fena değil savunma olarak. Artı, bilmiyorum e, bana katılacak mısınız, Saracchi bence e, çok önemli bir kayıp oldu Galatasaray'da. Kesinlikle. Şu üç maç görürken Saracchi'nin dönüşüyle Galatasaray'ın o oyun temposunu, Arda'nın önünde kim oynayacak sabah böyle, Sarac'a da çok ekstra katkı yapacaktır. E, gereksiz bir karamsarlık, biraz transfer obezliği diyeyim, o tabii, oluyor. Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı, yani iki senedir zaten Fenerbahçe'ye. Ciddi sıkıntılı süreçlerden geçti. Geçen sene Vedat Muriç dışında, hadi biraz da Ozan Tufan Gustav diye oyuncusu yoktu Fenerbahçe'nin. Bir gelen gidenlere bakalım Galatasaray'da. Liste üzerinden devam edelim. Öyle ya da böyle geçtiğimiz yılın çok iyi oynayan bir oyuncusu Emre Kılınç. Evet. Bence bu kadroda en flash değil mi transfer hmm. olarak? değerli Arda Turan tabii ki de. E Olcan Çağlayan. Bence, Fatih Kaleci. Bence, bence o burada merolar. en... E, İyi transfer bence Omar. Ben Emre Kılıç diyorum Volkan ya. Yani Mariano ile Omar. Ha, Mariano yerine Omar Mariano olması için. ayrı bir şey ama Omar çok iyi oyuncu bence. Evet ben çok belki, beğeniyorum. belki ismi yok ama bence Etebo da faydalı. Yani biz şunu bu hafta itibariyle söylüyoruz. Yani ha, bu haftaki ha, tabi, tabi performansı itibariyle. göre. Aynen aynen. Şimdi sezon sonuna kadar Bravo. bunlar değişebilir. Tabii tabii. Kimler gitmiş Galatasaray'dan bir de ona bakalım. Oğulcan demişken ben Adem Büyük Oğulcan değişikliğini doğru bulmuyorum aradaki yaş farkına rağmen. Bence Adem çok daha. E kimler burada oyunculuk. kaldı derdin? Onyekuru. Ben Serilemini de kalırdım. İkisinden birine yani. <laughs> Abi 1-1 şey. Onyekuru. tartışması tabii. İyi bir da kalabilirdi ya da. İyi. Yok, Eski ona Saratçı, Saratçı var. var ama. Saratçı var. Evet. Peki Beşiktaş'ın gelenlerine gidenlere bakmış mıydık Ercan? Hayır. Bir bakalım Serdar'a da hemen orada sorayım. Gelenleri gidenleri Beşiktaş'ın. Sonra Trabzon'da konuşalım. Arkasından tüm takımları detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Beşiktaş'ın gelenleri Abu Bakar, Mensah ki bence birinci sıraya herhalde Mensah koyuyorsun Serdar. Fatih Terim'in de çok istediği bir oyuncuydu. Abu Bakar'ı ikiye mi yazarsın? Ee, şu an için Abu Bakar'ı mecburen ikiye yazıyorum çünkü başka forvet yok. De Souza ligimizi bilen. Tabii Le De önemli transfer ve son maçta iyiydi. E, Gökhan Töre zaten bildiğimiz bir oyuncu. E, Kadro derinliği içerisinde <laughs> yerli böyle bir isme ihtiyaç var mı? Var. En Sakalayı kaça yazıyorsun? Mali analiz Nasıl? açısından da. En Sakalayı kaça? En Sakalayı şu an en sona yazıyorum. Şu anki performans. Ben, ben Josef sağlıklıysa bir numara olur. Ben de ben de şöyle söyleyeyim. Mensah Josef. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Mensah Josef. Ee, arkasında da Gezzal derim. Daha hiç sahada görmedik ama yani Lyon'daki Gezzal çok e, iş yapabilecek bir oyuncu Türkiye Ligi'nde. Satın alma opsiyonu yok zaten. Ne vermez. Leicester City'e Slimani'ye bile vermemişti kiralık. ki. Kiralık. E, çok değişik bir Git, adam. En iyi kiralık oyuncu satın alma opsiyonu olmayan giden. oyuncudur. Gidenlere bakalım Beşiktaş'ın. Bakalım burada kime kal derdi muhabir arkadaşlarımız. Sormaya gerek yok aslında bu soruyu. Burak Yılmaz yani. İlk <laughs> üç bence komple. Burak, <laughs> Gökhan, Caner. Değil mi? Elneni var. Arkadaşlar Ilk, ilk beş kalır. İlk beş aynen derik. Caner, Ruiz Ruiz de dair. Ben Ruiz'in de çok küçümsendiğini düşünüyorum. Bence yok, ilk beş kalır. iyi stoperden. 5 kalır. Ben bir de Boğa ilk de kaldı derim ben. Şimdi bak, burada e, bana göre en büyük hata şu. Bir planlama yapılırken tamam takımdan bazı oyunculardan kurtulma, bazı oyunculardan sadece saha içi performans ve maliyet açısından kurtulma olayı yok arkadaşlar. Soyma adalarını bilmiyoruz. Kimler ne konuştu, Abdullah abicinin neler yaşadığını bilmiyoruz. iyi bilmiyoruz. Sergen Hoca'nın hangi oyuncuyla birebir sen kimsin ya bana böyle yapıyorsun dediğini bilmiyoruz. Bunları bilmiyoruz arkadaşlar. Yani sadece sahaya bakmayın. Şimdi ahkam kesiliyor. O gider mi ya falan deniliyor ya. Ben soyunma odasını biliyor musun ne olduğunu? Tabii tabii. Haklısın canım. Ama o... Ben ben Ziko bu... niye gitti? Az Yıldırım'la soyunma odasına kavga etti. Işte. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya yani bu mantıklı o zaman her zaman e, bu kararı alanları hep haklı bulmamız lazım. Ben şimdi cevap. Alex'in gönderilmesi de o zaman Hocam, doğru diye deriz yani. Anlatabiliyor sana muyum? Sana bir şey söyleyeyim mi? Aziz Yıldırım Zico'yu niye gönderdi biliyor musun? Aziz Yıldırım'ı Zico'yu gönderme nedeni soyunma odasında kavga. Burası Fenerbahçe. Burası Beşiktaş. Burayı üç tane oyuncu yönetemez. Buranın başkanı var, doğru. buranın hocası var. Doğru. Zico da olsan, <laughs> haklı da olsan orada öyle bir kavga varsa Aziz Yıldırım gönderiyor. Çünkü orası Fenerbahçe. Hocasız Galatasaray'da şampiyonluk verdi Zico. Zirvede bırakmadı Fenerbahçe'yi. Yani. Tamam şampiyonlar liginde başarılı değil. Beşiktaş özelinde benim yani anlamadığım sa şu. Sadece giderken mali analiz ve saha analize bakmayın. Kontenjan dışı oyuncuları benim. Yani bu kadar mali krizle boğuşan bir kulübün lensi, enkuduyu şimdi değil mi? Bir kontenjan dışı kalacak oyuncuların ciddi maliyet var. Enkudu benim mantığım. Enkudu dışarıda mı kalıyor? Bir ihtimal var konuşuluyor. Hı. Abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir şey yatlıyoruz yalnız. Bir dahaki transfer dönemi ne zaman? Ocak'ta. Kaç ay var? 3 ay var. Ne 3 ay? Ekim bitti. Lig ne ara? Ekim, Kasım, Aralık. Zaten 3 hafta kimse. Kasım, Aralık sene. abi 2 ay sonra. Yani 2 aylık bir süreç mi? Zaten maç yok Ekim'de. Ekim Sen Ekim yani program böyle edin. aylar sonra falan vedalaşma. Yok yok. Sen var. kısa bir ara veriyorum de öyle hep kapat programı. Öyle doğru doğru. 2 ay ya, sonra. Ne 2 ay? 1,5 ay sonra. Ya. Arkadaşlar 1 ay sonra transfer hareketleri yine başlayacak. Ama yok ben Beşiktaş'ta dediğim gibi yabancı Peki. sayısının fazlalığı Akıl alır gibi değil yani. Ve de dışında kalan yabancının hepsinin ciddi maliyeti var. Daha Beşiktaş'ı da efendim konuşacağız, detaya gireceğiz. Bir de Trabzon'a bakalım geleni gideni. Trabzon Spor'u da soralım. Üç muhabir arkadaşımıza. Serdar'a, Volkan'a, Mehmet Özcan'a mutlaka bir e, röntgen çekecektir. Kıymetli muhabir arkadaşlarımız. Şimdi Afobe Baker, Diabate, Plaza, Tronsen ki Sörlot'un kefil olduğu bir oyuncu. Flavio, Marlon, Marlon da çok ucuza mal edilmiş, çok iyi bir oyuncu izlediğimiz kadarıyla. Semedo, biliyoruz Semedo'yu tanıyoruz. Vitorigo,